Şu anda İstanbul Şişhane'de bir gazeteci eylemi var. Nedir? İşte bu bir yasa getirmeye çalışıyorlar ya ve bütün böyle basına tam bir sansür yasası ama bizden olmayan diye baktıkları basına ya da işte medyaya. Aslında bu hepimizin sorunu. Çünkü hepimizin artık haber alma ve haberleşme ve fikrimizi söyleme özgürlüğümüz gidiyor. Şimdi Ali Morca Şişhane'de, yanında Necdet Saraç var, gazeteci arkadaşlarımızdan. Ben oraya bağlanıyorum ve Ali Morca konuşsun bakalım eylem niye yapılıyor, ne oluyor? Birlikte görelim. Evet Can Ataklı, Şişhane Meydanı'ndayız. Yanımızda gazeteci arkadaşlarımız var. Sansüre karşı burada toplandılar. Kendisine soralım. Evet, yani bir kere önemli olan sansür yasasına karşı bütün meslek örgütlerinin yan yana gelmesi ve ortak tavır alması önemli. Yani bu yasada bir sürpriz var mı? Sürpriz yok tabii. Yani sonuçta iktidar seçime yöneldiği için seçime yönelen iktidar da klasik tavrını gösteriyor ki AKP iktidarı uzunca bir süredir zaten kendisini yasaklarla da ifade ediyor. Yani hukukla ilgili dünkü atamaları dikkate aldığımızda bugünkü yasa tasarısının gündeme gelmesi de tesadüf değil. İktidar alanı mümkün olduğu kadar daraltmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta bunun net sinyalini vermişti zaten. Diyarbakır'da 16 Kürt gazetecinin gözaltına alınıp tutuklanmış olması da neyi gösteriyor bize? Vallahi seçim sürecinde iktidar ben farklı seslere tahammül etmeyeceğim anlamına geliyor. Bugünkü tavır ona karşı bir tavır. Bu önemli. Tabii bu tavrı büyütmek ve geliştirmenin yolu işin doğrusu Türkiye'de basının özgür olmasını isteyen, Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyen bütün siyasi partilerin hızla devreye girmesi gerekiyor. Yani siyasi partiler devreye girmediği sürece mecliste yasanın çıkıp çıkmaması başka bir tartışma noktası. Meclis çoğunluğu yasayı çıkartacağını gösteriyor ama siyasi partilerin bu noktada çok daha aktif tavır alması gerekiyor. Yani klasik söylemleri tekrarlamak istemem. Yani basının özgür olmasının ne kadar önemli olduğu. Bu ülkede demokrasinin giderek alanının daraldığı, ortadan kalktığı bir süreçte iktidarın basını daha da dar bir alana sokmaya çalışması anlaşılır bir şeydir. Burada toplumsal tepkiyi büyütmek gerekiyor. Yani bu tepkiyi kitlelere taşımak gerekiyor. Yasaklar sonuçta sen konuşma anlamına gelen bir şeydir. Yeni bir yasa da bu anlama gelir. Vallahi bugün burada da bir kez daha gördüm. Gazeteciler konuşmaya devam edecek. Önemli olan Türkiye'nin bunun arkasında durabilmesi. Evet, teşekkür ederim. Toplandınız buraya. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hani bu yasa sadece gazetecileri ilgilendiriyormuş gibi kamuoyuna yansıyor ama sadece gazetecileri ilgilendirmiyor. Toplumun tüm kesimini ilgilendiren bir yasa tasarısı gündemde. İki nedenle bunu söylüyorum. Bir, haber alma hakkı ortadan kalkıyor. Bu toplumun en büyük sorunlarından birisi. İkincisi, habere ulaşma noktasında sosyal medya mecralara gelecek engellemeler, kısıtlamalar da toplumun haber alma hakkının ve onun haberi yayma hakkının ortadan kaldıracak bir düzenleme biçimi. Biz Türkiye'deki meslek örgütleri olarak bu kanunun hazırlanmasından haberimiz olmadı. Sonrasında meclise sunulduktan sonra komisyonlarda inceleyip itirazlarımızı ve yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyleri ifade ettik. Ama meslek örgütlerinin önerilerine kapalı bir iktidar ve iktidar ve bir muhalif parti var. İkisinin hazırladığı bir kanun teklifi. Ana muhalefetin de bütün itirazlarına rağmen aynen komisyondan geçti. Bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesini bekliyoruz. Bugün Türkiye'de, İstanbul'da, Adana'da, İzmir'de, Kocaeli'de eylemler yaptık. İzmir'de, yarın da Ankara'da olacağız meslek örgütleri ve gazeteciler olarak ve bu yasanın geri çekilene kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet Can Ataklı, şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar, sözü size bırakıyorum. Tamam. Evet, gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın öncülüğünde. Bu konu aslında hepimizin konusu. Bakın bazen dikkatimi çekiyor işte konuşurken toplumda da. Hani böyle gazeteciler, ya sizin derdiniz olunca. Hayır kardeşim, bakın özgürlüklerin kısıtlanması gazetecinin derdi değil. Bizim derdimiz burada sadece bizleri işsiz bırakmaya çalışmaları, ağır para cezalarıyla sindirmeye çalışmaları ya da hapse atmalarıdır. Ama bunun yansıması sizlere oluyor. Neden? Çünkü siz asla gerçeği duymuyorsunuz. Ne oluyor? Medyanın %95'ini elinde tutan saray adamları
diledikleri anda diledikleri şekilde propaganda yapıyorlar ve beyinlerde bu kazanıyor. Onun için bizim işimiz çok zor. Yani burada anlatmaya çalışıyoruz, bir şeyleri söylüyoruz ama işte bu %5. Ha, ama buna rağmen çok etkili mi? Evet etkili. O halde bu etkiyi kullanmak durumundayız. Onlar da bunun farkında olduğu için zaten iktidar kanadı bu %5'i de susturmaya çalışıyor. Birazdan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de bugün mecliste CHP grubunda bir konuşma yaptı. Onu konuk konuşmacı olarak aldılar. O da aynısını söylüyor. Yani %5 aslında %95 kontrolde ve oradan muazzam bir beyin yıkaması yapılıyor bakın. Şimdi ikinci el araba. Bir ara böyle şeydi efendim ikinci el piyasa harika filan. Yok orası da bir frene bastı. Görelim. Maslak Oto Galerisi'ndeyiz. Satışlar nasıl gidiyor? Satışlarımız şu anda çok kötü bir vaziyette. Hiç iyi gitmiyor. Bu dolardan mı kaynaklanıyor, başka bir şeyden mi kaynaklanıyor, ne oradan kaynaklandığını bir türlü çözemedik. Ama satışlarımızın şu anda hiç iyi gitmediği kesin aşikar. Bayram geldi. Bayram geldi ama araçları normalde şu anda çok hızlı bir şekilde satmamız gerekiyordu. Ama telefonlarımız bile çalmıyor. Herhalde büyük bir ihtimalle insanların alım gücü tamamen bitmiş vaziyette. Doğal karşısında araç fiyatlarımız eriyor mu, çıkıyor mu? Aslında onu tam olarak net olarak bir şey yapamıyoruz. Zaman zaman çok yükseliyor, zaman zaman da düşüyor. Yani ona net olarak bir şey söylemek gerçekten mümkün değil. Ekonomiden kaynaklanan bir şey. Araçlarımızın iki katına, üç katına çıktı. İnsanlar bu durum karşısında ne araçlarını satmak istiyor ne de almak istiyor. Bu da ister istemez bizi etkiliyor. Bugün sattığımız arabayı aynı fiyatı yarın alamıyoruz. Dolar karşısında girdiği piyasası eriyor abi. Yani dolar çıktıkça her şey yukarı vuruyor ki arabalar da öyle. Her şey tavan yapmış halde abi. İnsanların tatil planı var. Ya insanların tatil planı var ama benim görüşüm insanlar kredi çekiyor abi. Kredi çekip tatile gidiyor. Bugün adam 10 yıl çalışsa, 10 bin lira maaş alsa bir tane Clio binemiyor abi. Yıl olarak bu sene geçen yıla bakarsak biraz daha kötü gidiyor diyebiliriz. Tabii neden derseniz ülkemiz dolar kuru karşısında her geçen gün otomotiv piyasası erimekte. Buna bağlı olarak geçen yılki normal öz sermayemiz bu yıl %50 civarında düştüğünü düşünüyorum. Geçen yıl 5 milyonluk sermayeli bir galeri bu sene 20 araba yerine 10 araba bile alamıyor. Dolayısıyla bu da bizim için satış politikamıza ve satış endeksimize bayağı bir büyük bir ölçüde düşüş sağlamadı. Yani bunlar diyeceksiniz ki yani çok mu şart, tamam araba satılmıyor filan ama değil işte. Bu medeniyetten sürekli uzaklaşıyorsunuz. Bu piyasalar medeni ülkelerde hep canlı. İşte bizim gibi geri kalmış, geri bırakılan ülkelerde kendi kendine. Yani şu anda Türkiye resmen bilerek ve isteyerek sanki geri bırakılıyor. Ama şöyle bir durum var. Böyle bir takım şatafatlı binalarla, şatafatlı yatırımlarla sanki Türkiye çok modernleşti, çok ileri gitti. Değil kardeş, sen Kinshasa'yı gördünüz mü? Kinshasa'yı. Uganda'nın. Ha? Git bak. İsimlere gir Google'dan bak. Bak Bağdat'a bak mesela. Savaş yıkmıştı değil mi? Erbil'e bak. Hani hesapta böyle işte bir orası deyince yani Erbil herhalde böyle köy gibi. Aç bak bakalım. Burası kıskanmazsanız ne olayım?